dolu anlar gerçekten. Bütün yarışmacılar kısa da olsa aileleriyle vakit geçirebildiler. Tabii ki kıran kırana geçen bir oyun bugün Maviler kazandı. Yarın ikinci etabı oynanacak oyunun. Açıkçası ne olacağını biz de çok merak ediyoruz. Yarışmacılar hiç beklemiyordu ailelere buluşmayı. Acun Abi'nin hani minibüsün içinde dedikten sonraki şok ifadeleri açıkçası aklımızdan hiç çıkmıyor. Sizi en çok etkileyen yarışmacı kimdi diye soracağım. Aslında hepsi tabii ki e, kendi çapında çok duygusal anlar yaşadı ama sizi en çok etkileyen hangisiydi? Beni en çok etkileyen ben de aynı duyguları yaşadığım için onunla aynı duyguları yaşadığım için beni en çok etkileyen Kürşat. Neden Kürşat dersen? Çünkü Kürşat da benim gibi anne ve babasını kaybetmiş ve Kürşat'ın o andaki oradaki psikolojisi beni çok etkiledi. Çünkü ben de Kürşat'la aynı psikolojisi içerisindeyim. Şu anda anne ve babamı uzun yıllardır göremiyorum. Bu yüzden de onları kaybetmenin acısının ne kadar çok büyük olduğunu bildiğim için Kürşat'ın orada annesi ve babası gelemiyor. Tabii ki Kürşat'ın duyguları orada benim için. En önemli çünkü diğerlerinin geliyorlar ama Kürşat'ın gelme şansı hiç yok. yok. Bu yüzden de bu gecenin bana göre en etkileyici yarışmacısı Kürşat'tır. Benim şahsi fikrim. O zaman... Çünkü onların görme şansları var ama Kürşat'ı bundan sonra hiç görme şansı yok ve Kürşat'ın psikolojisi hiçbirinin psikolojisine benzemez. Buradan siz de konuyu açmışken evet. ailesinden mutlaka bireyler bizi izliyorlardır. Evet. Başları sağ olsun Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Mekanı cennet olsun. Kürşat'ın annesinin babasının diyelim ailesine de buradan sabırlar dileyelim. Ben de Murat abiye katılıyorum. Buradaki en zor durumu yaşayan yarışmacı sevgili Kürşat'tır. Ee, onun acısını ancak çeken bilir. Lafı da bu konuda çok fazla uzatmaya gerek yok. Evet. Diğer yarışmacılara gelirsek, baktığım zaman tabii ki bir anne olayı var. Anne olayı da e, Barış'ın annesinde olan o ağlaması annesine sarılışı ve Barış'ın o adadaki nasıl bir psikoloji içerisinde olduğu ben şunu hissettim Barış'ta. Yani ben anne burada çok yalnızım. Beni hor görüyorlar. Beni öteliyorlar ve benim artık sana ihtiyacım var diye öyle bir sarılıyor ki annesine, öyle bir ağlıyor ki anne duygusu, anne sevgisi iyice artık orada bir çığ gibi büyüyor. Barış'ın annesine sarılıp ağlaması beni benden aldı. Bu yüzden bu görüntüler de işte o anda insanın tüyleri diken diken oluyor. Tabii ki bir anne duygusu. Her insan bir anne duygusunu hissediyor. Barış bize bunu hissettirdi. Bu yüzden de Barış ve annesinin olayı beni çok etkiledi. Onunla ilgili Sonra... bir şey söylemek istiyorum. Evet. Neden Barış'la annesi çok önemli? Çünkü Barış'ın yaşadığı bu talihsiz olay sonrasında evet. annesinden aldığı desteği hayatta hiç kimseden almamıştır. Evet. Zaten hiçbir şey olmasa da bir insan annesinden aldığı desteği başka hiç kimseden alamazken... Evet. Bir de böyle durumda hani tam ana kuzusu derler ya Doğru. Barış bir ana kuzusudur. Bundan dolayı da çok mutludur. Annesi onun her anında yanındadır. En kötü anında destektir. Evet. Onun moralinin bir an bile yere düşmesine izin vermemiştir. O yüzden Barış'la annesinin arasındaki bağı evet. bence diğer yarışmacılara göre daha farklıdır diye e, düşünüyorum. Açıkçası. Zaten herkes için yani ana gibi yar olmaz derler. Herkes için anne sevgisi bu an ama tabii ki o anda o psikolojide Barış'ın o psikolojisiyle annesine sarılması ağlaması bizi bizden almıştır. Diğer bir güzel olay da Asena'nın kızının Lilia'nın oraya gelmesi. Tabii Asena da bir annedir ve orada yarışmacılar içerisinde anne olan bir tek Asena var galiba, değil evet. mi? Başka anne olan yok. yarışmacı yok. Bu yüzden de. Tabii o da çok farklı. O da evladını bırakıp oraya gitti. Ee, evladı da geliyor Lilia annemi bırakmak istemiyorum diyor anneannesine. Burada kalmak istiyorum diyor ve Asena onu alıp arabaya kadar götürdü. Yani gitmek istemedi. O da tabii ki çok önemli bir andı benim için. Bu arada ben hep e, Asena'nın kızını acaba Asena'ya benziyor mu benziyor mu diye merak ediyordum. Acaba nasıl bir kızı var diye çok merak ediyordum. Fakat baktığım zaman ben burada babayı gördüm. Allah Allah. Evet yani Ahmet Dursun'u gördüm. Sanki Ahmet Dursun'a çok benzettim Lilya'yı. Ee, yani Asena'dan daha çok Ahmet Dursun'a benziyor gibi geldi bana. Bu yüzden Allah anasına babasına bağışlasın. bağışlasın. Tabi bak anneanelik de çok önemli bir şey. Ee, torunun sevgisi de çok önemli bir şey. Orada anneanne de orada getirdi kızına torununu getirmiş. O da çok gurur duyuyor herhalde bu olaydan. O da e, yani çok güzel görüntüler vardı. Sonra Ama bir de. Yarı anne sayılır şimdi çocuğa. O bakıyor sonuç itibariyle anne. yani anneanne bakıyor. Zaten genelde Biliyorsun Çocuklara Anne bakar. Çocuklara anneanneler bakar. Anneanne bakar. <laughs> yani genelde e, tabii e, şey kız annesi kıza daha yakın oluyor. Yani erkek annesinden ziyade e doğal olarak, kız annesi daha yakın olduğu için genelde anneanneler. Kadın da kendini annesini, annesini da annesinin yanında rahatsız ediyor. Anneanneler genelde ve diğer yarışmacılar için de hep aynı duygular hissediyorum. O zaman ben hissettim. de buradan bir anneanneme selam gönderiyorum. Evet. Ben de o de... zaman ben de Aa, Tamam oldu. Hazal de anneannesine <laughs> selam gönderiyor. Öpücüklerini Anneannem. gönderiyor şu anda. Çünkü ben de anneannemin elinde büyüdüm. Evet. Aynen. Yani Değil ben mi? de anneannemin elinde büyüdüm. Anneannelik de çok önemli. Yani torun sevgisi herkes onu söylüyor. Bambaşka bir şeymiş. Ben de inşallah yakında Allah uzun ömür verirse ben de torun sevgisi yaşamak istiyorum. İnşallah Bakalım Allah neler olacak sinir, sinir. hayat tabii bu belli olmuyor. Ve son olarak da sevgili Yusuf'a gelmek istiyorum. Sen de mi dede olacağım Murat abi? Ben büyük baba olacağım. Yani büyük değil baba mi? derken dede oluyorsun abi. Hayır de. dede başka büyük baba başka. Nasıl? Dede. Yo, dede yani annenin babasına dede derim ben. Babamın babasına büyük baba derim. Ya normalde annenin babasına da babanın babasına da dede derim. Yok bizde öyle değil. Biz de büyük baba diyoruz. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> değişik bir konu. Yani şu bizde derken yani bizde derken siz bizim kimseniz... ailede. Hı. Siz kimsiniz derken? Benim de bir ailem var herhalde. Ben uzaydan gelmedim. Hayır, belki de. daha geniş bir çoğunluk. Benim ailemde biz öyle gördük. Hayır yani. Mesela ben kayınval <laughs> kayınvalideme de mesela ben de anne demem ben. Meral <laughs> teyze derim. Tamam. Kayınvalidene anne demeyebilirsin. Evet. Ona Tabii bir şey tercih. söylemiyorum. Evet. Ama senin oğlunun çocuğu olursa sen dede olursun abi. Ben büyük baba olurum. Mesela abi. Mert rahmetli babama büyük baba derdi. Çünkü... Babasının babası büyük baba. Grandfather diye bir laf vardır biliyor musun? Tamam abi grandfather işte, var şey ya. Yani. Harlan Bunun karşılığı dededir abi. Dede annenin babasına ben dededim. Abi ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Yani ben de ilk, Yani şöyle büyük baba denir denmez demiyorum. Duyuyorum. Denir ama dede, dede de denir abi. Babanın babasına dede Biz, denir bizim yani. Bizim ailede denmiyor. Herkesin kendine göre bir şeyi var. Mesela, ya, mesela sen de. <laughs> mesela sen <laughs> evleneceksin. Evet. Ee, Berçin'in annesine anne mi diyeceksin yoksa bir teyze mi diyeceksin? O mesela, tercihle yani, alakasız ne yani diyeceksin? Yani ismiyle yani, te, ya, teyze derim herhalde. Anne demeyecek misin? Yani o bilmiyorum abi. Teyze e, sen, an, demek mi? Demek ki bak herkesin kendine göre bir sistemi yani var. Ben açık sistemi açıkçası, var. Abi, ben açıkçası hani, anne diyemem abi. yani Annemi çok an, an, garip e, ben oldum. De yani. işte, ben de bilmiyorum işte. Çünkü şöyle düşünüyorum bak herkesin bir beyin şeyi var mesela. biz izleyenler de şimdi diyorlardır ki mesela bazıları Murat Özal'ı gibi yapıyordur. Bazıları... Evet.